İnsanlarla diyalog halinde olduğum bir işte başarılı olacağımı hissediyordum. Fakat seninle Dow Jones'ta tanıştığımız zaman ben o zaman satışı sevdim. Çünkü bana göre bir insan yaptığı işi seviyorsa onu başarmak için elinden geleni yapıyor. Yani bu doğal bir süreç olarak gelişiyor. Yöneticiyle okul yok yani bir üniversite yöneticilik diye bir şey kavram yok. Yani leadership çok konuşuyor dünyada. Bu konuda Oracle seni satıcılıktan yöneticiliğe nasıl hazırlıyor? Ben insanların biraz sana güven, yani bana güvenmesini sağladım Taner. Yani yanlış da yapsan yap, ben senin arkandayım. Hiçbir şey yapmamak, yanlış yapmaktan daha kötü bir şeydir. Sevmediğim ya da beğenmediğim yöneticilerden neyi yapmamam gerektiğini çok güzel öğrendim. Dolayısıyla onu da ben başkalarına yapmamaya çalıştım. Herkese merhaba. Taner Özdeş Akademi YouTube söyleşilerine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel bir konuğum var. Esra Ertürk. Değil mi Esra? Hoş geldin. Evet, hoş bulduk Taner'cim. Esra'la bayağı zamandır görüşmüyorduk. Bu vesileyle tanışmış olduk. İşte görüşmüş olduk tekrardan. Esra'nın görevi Oracle North East Genel Müdür Bölgesi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Sen açıklarsın Esra bunun ne olduğunu. Tamam. Evet, o zaman sana hoş geldin deyip ufacık kendini bir tanıtarak başlamanı rica edeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi Oracle'da Vice President olarak çalışıyorum. Taner'in dediği gibi biz bunu başkan yardımcısı diye çeviriyoruz. Northeast Region'ın içerisinde de Almanya, Avusturya, İsviçre, Central Eastern Europe dediğimiz Orta Avrupa, bütün Polonya'dan Romanya'ya kadar bölgeler var. Bir de Türkiye var. Ama bu bana özel. Türkiye, ben Türk olduğum için benim adıma Northeast'e dahil edildi. Çünkü Türkiye'deki IT sektöründe uzun yıllar tecrübem olduğu için onu da kaybetmek istemedi Oracle. Bir de daha evvel Rusya ve Orta Central Asia dediğimiz Orta Asya dahildi. Ne yazık ki onlar artık benim bölgemde değiller. Son durumlardan dolayı çok büyük bir bölgeydi. Sıfırdan kurduğum bir bölgeydi. Bebek gibi olduğu için benim için çok önemliydi. Benim bebeğimdi. Ne yapalım olmadı. İşte bence yine de iyi, bence yine de başarılı. Yani istediğine yakın bir şey yapmışsın. Değil evet. mi? Evet. Şimdi biz tabii bu yani bir başlık arıyorduk. Ne desek diye. Tabii ben senin çok gençlik hallerini bildiğim için hayal etmekten yani ben düşündüm mesela nasıl bir başlık koyayım diye. Hani hayal etme kelimesi çok dedim yani hayalde bir şeyler hayal ettik bu kadar yükseldi. Yani değil mi? Yani o yüzden mesela çoğu insanı hayal et kelimesi biraz daha çok yani kişisel girişimdeki jargonlar olarak hep anlatılır. Yani hayal et düşlerine kavuş diye. Ama sen muhtemelen bunları bir şekilde planlamaya başlamışsın. O yüzden ne zaman yani bu yurt dışında veya bu kadar üst seviyelere çıkma konusunda ne zaman düşünmeye, hayal etmeye başladın? Öyle bir başlayalım ilk soru olarak. Şimdi bence ben aslında şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsun sen benim bu hayattaki ilk patronumsun. Evet. Bana sevdiren kişisin. Bence hayal o zaman başladı Taner. Yani o zaman biliyorsun seninle tanıştığım dönemlerde üniversite öğrencisiydim. Hani üniversite döneminde ne yapacağını bilmezsin. İşte böyle onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye böyle gönül gezdirirsin. Bence bir şanstı. Zaten hep hep insanla ilgili bir iş yapmak istiyordum. Yani çünkü insanlarla diyalog halinde olduğum bir işte başarılı olacağımı hissediyordum. Fakat seninle Dow Jones'ta tanıştığımız zaman ben o zaman satışı sevdim. Satışı sevmekle bence kariyerim bu anlamda hayallerimde başladı. Çünkü bana göre bir insan yaptığı işi seviyorsa onu başarmak için elinden geleni yapıyor. Yani bu doğal bir süreç olarak gelişiyor. Tabii ki hayaller kuruyorsun, tabii ki hedefler belirliyorsun kendine. Ama mesela benim arkadaşlarım veya çevremde en çok konuştuğumuz konulardan biridir. Yani ben sanki çalışıyormuş gibi hissetmiyorum kendimi. Çünkü çok seviyorum. Ve bu bana çok keyif verdiği için daha ne yapabilirim mi düşünüyorum, planlıyorum, hayal ediyorum ve uyguluyorum diyebilirim. Süper.
Peki hiç şanslı olduğunu düşündün mü ya? Şimdi bu şans faktörü çok konuşulan bir şey. Yani şans doğru yer doğru zamanda olmak. Ne bileyim işte çok çaba sarf etmek. Yani birçok tanımı var. Ama bir de şans, yani gerçekten insanın şanslı hissetmesi bir şey var. Ya gerçekten şanslıydım. Kendi hiç bunu söyledim mi ben şanslı bir kızım diye? Ben şanslıyım. Yani ben yani gerçekten hayatıma dönüp baktığımda sadece iş hayatımda değil. Yani iyi bir evliliğim var. İki tane harika çocuğum var. Başarılı da işler yaptım. Bana göre şanslıyım. Ama iş hayatı özelinde soracak olursan mesela satışta ben her zaman satıcının şanslısını severim. Böyle bir şey var yani gerçekten. Bazı satıcılar yani ekiplerimde olan bazı satıcılar hani çekiyorlar müşteriyi, çekiyorlar işi. Yani böyle bir şey var bu hayatta. Bazıları da ne kadar uğraşsalar olmuyor. Ama ne bal yapamayan arılı mı derler? Öyle bir tabir vardı. Gerçekten öyle. Ama hani yani her şeyde şansa bağlamak çok doğru bir şey olmayabilir. Çok doğru bir ama sen şunu ben söylediklerini anlıyorum. Diyorsun ki yani bazı satıcılar gerçekten insanları çekiyor ve bu yani o belki de o kişiler olumlu düşünüyorlar veya işlerini çok seviyorlar. Yani muhtemelen bir şekilde o çekim gücü çalışıyor değil mi bazılarında? Yani. Muhtemelen yani senin de eğitimlerde söylediğin gibi bence orada bir enerji de var giden yani müşteriye. Şimdi mesela ben onu da her zaman söylüyorum. Bir müşteri karşısında benim hayatım satış. Kaç yıldır satış yapıyorum ve dediğim gibi çok seviyorum. Ama benim için en önemlisi de müşterinin bana güvenmesi. Şimdi o güven oluştuğu zaman yani ben hiçbir zaman düşünmüyorum ki ben bunu satayım kaçayım. Öyle bir şey yok. Benim için yok, olmamalı. Yani çünkü şöyle düşünüyorum. Bir sürü sigorta, mesela sigorta alacağım. Bir sürü sigorta şirketi var. Böyle küçük küçük yazılarla 100 tane şey getiriyorlar önüme. Hangisini onu bile anlayamıyorum. Doğru. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Yani birinin bir özelliği daha iyi, birinin diğer bir özelliği daha iyi. Ya bizim sektörümüzde de öyle. Rakiplerimizin bazı şeyleri daha iyi yaptığı bir gerçek. Ama başka şeyleri de biz daha iyi yapıyoruz. Ya şimdi ama müşterinin buna hepsine ihtiyacı var mı? Bence yok. Yani orada müşteriyi tanımak önemli. Ve orada dürüst bir şekilde, açık bir şekilde doğruyu söylediğin zaman o müşteri artık sana güveniyor. O müşteri artık senin müşterin oluyor. Sen nereye gidersen git o seni takip ediyor. Çünkü sen onun için bir güven unsurusun. Ya Esra bize kazık atmaz. Söylediğim zamanlar da olmuştur. Ya bence siz öbürden alın. Çünkü o sizin için daha anlamlı. Ama bu hani iş hayatına baktığında işte satış mı kaçırdım değil. Aslında çok uzun vadeli, çok büyük bir satışı, başka satışları kendime çevirmiş oldum. Çünkü oradaki o güven çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada güzel bir şey, onu özellikle bunu daha çok biliyorsun, bu kanalda daha çok satıcılar da çok daha çok izliyor. Yani orada dediği şey, yani biz yani her şeyi sunmuyoruz ama yani sunduğumuz iyi şeyler var, sunamadığımız şeyler var. Ama bunu iyi müşteri iyi bir şekilde sunmak lazım. Yani hani yani şöyle bakmak lazım. Yani dürüstlük olan gibi ben şunu anlıyorum dürüstlük. Yani senin ürününde veya hizmetlerinde iyi, rakiplerin iyi olmayan şeye o müşterinin de belki ihtiyacı yok. Yani aynen öyle. Aynen. Yani senin iyi olan şeyler müşterinin ihtiyacı var. İyi olmadığı şeyler, iyi olmadığı şeylerde belki müşterinin daha az ihtiyacı var veya hiç ihtiyacı yok. Onun işte o zaman işte satıcılık orada geliyor aslında. Yani aynen öyle. Yani düşün yani mesela telefonda bile öyle. Bir telefonumuzda her türlü özelliği kullanıyor muyuz? Hayır. Ama yani orada ihtiyacı doğru anlayıp doğru şekilde müşteriyi yönlendirmek evet. Bence bir satıcının yapacağı en önemli şeylerden biri güven unsuru açısından. Süper. Şimdi birinci rol modelim bendim. Sonraki rol modelleri kimdi? Yani, veya bu rol modelleri neye göre seçiyordun? Ya mesela birkaç konuda değişik rol modeli mi seçtik yani? Yoksa nasıl orada şeyin var mı? Öyle izleyip takip edip kopyaladığın başka kişiler var mı kariyerinde? Vardı. Ben ilk Oracle'a Dow Jones'ten ayrıldıktan sonra Oracle'a başladığım zaman oranın genel müdürü vardı Nüge Gülhan. Buradan selam söyleyeyim ona. Hala Oracle'da, Amerika'da Oracle'da şu anda. Beni onun duruşu çok etkilemişti. Bir kadın olarak bir Oracle'ı Türkiye'de kuran kişiydi ve o bana çok ilham olmuştur. Hala da görüşürüm kendisiyle de. Hala da ilham olur. Süper, süper.
Şimdi bir de ama şimdi o tabii Müge Türkiye'de yaşıyor. Sen şimdi uzun zaman ne kadar zamandır Amsterdam'da? Müge Amerika'da yaşıyor. Müge de Amerika'ya taşındı. Ben de 5 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Tamam, peki şimdi Türkiye'de yönetici yapmak başka şey. Bir de uluslararası arenada. Uluslararası'nda farklı farklı profiller var mesela. Şimdi uluslararası arenaya geçtiği zaman o tip bir yönetici hiç rol model aldım. Yani başka bir ülkeden... Aldım. Bir tane Hollandalı bir yöneticimi. Bundan 10 sene evvel falan Hollandalıydı. Tesadüfen Hollanda ile yollarım bir şekilde kesişiyordu demek ki o zamandan beri. Evet. Onu aldım. Onun oradaki rol model olarak aldığım şey de ya böyle satışta hani çok agresifizdir ya. Agresif olmak iyidir ya. Bize öyle öğretilmişti gençlik zamanlarında. o da sükuneti öğretti bana. Yani sakinliği, sükuneti ve de hani bazı şeyleri de daha dengeli yapmayı öğretti. Ve ben bunun çok faydasını gördüm. Özellikle bu coğrafyada. Yani tabii bizim coğrafyamızda her şey daha böyle daha heyecanlı, daha Akdenizvari bir şeyimiz, havamız olduğu için daha farklı gidiyor bazı işler. Ama bu tip hani uluslararası, özellikle Avrupa, mesela Almanya'da, yani Almanya çok büyük bir market, çok büyük bir piyasa ama bizdeki o heyecan yok. Daha sakin, daha sükunetle yapıyorlar işlerini ve yapmaları gerektiği kadar yapıyorlar. Yani orada bir farklılık var. Dolayısıyla rol model aldığın kişinin de senin o günkü koşullarına birazcık hani uyum sağlıyor olması çok daha doğru oluyor. Yaptığım bu rollerde hala satmam, yani satmaya katkı oluyor mu ya, satışa gitmen gerekiyor mu? Gitmem gerekmiyor çünkü ekiplerim var ama gitmek istiyorum ve gitmeyi seviyorum ve mümkün olduğu kadar beni böyle üst düzey executive, hani en son toplantılara götürmelerini istiyorum ekibimden. Onlar da götürüyorlar ve orada da aynı söylediğim gibi hani ben buradayım, bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz, kartım budur, adresim budur şeklinde daha böyle executive touch'lar yapıyorum ama işimin en sevdiğim tarafı zaten hala müşteri görüşmeleri diyebilirim. Kapattığın en büyük, senin veya ekibinin kapattığı iş ne kadardı miktarı? Kaç milyon dolardı? Ya tabii çok oldu. Tek yani, tek iş. Bir kerelik. Tek satışlık. 20 milyon dolarlık. Tek iş. 20 milyon. Bayağı büyük. Türkiye'de böyle rakamlar çok, yani ben o kadar boyutta tabii bankaya falan bir şey satmadığım için, yani o boyut satışlar Türkiye'de oluyor mu? Çok seyrek oluyor yani. 20 milyon tek işte oluyor. Çok iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam. Bu Rusya'da Rusya'daki vergi dairesi. Tamamen yani enteresan bir işti. Bayağı zorlanmıştık ama güzel bir işti. Yani bizim Oracle tarihinde de bu bölgede yapılan tek Oracle Cloud Systems tarafındaki en büyük işti. Ha, sen tabii Cloud'a bakıyorsun. Ben yeni geldim. Barcelona ve Dubai'deydim. Hep bu Cloud, SaaS, Cloud. Yani hep konuşuluyor. Bakalım inşallah ülkemizde de bu yaygınlaşır diye düşünüyorum. Şimdi üniversiteden sonra sen tabii herkes gibi bazı eğitimler aldın. Şimdi bu üniversite eğitim tabii bizim zamanımızda aldığımız tabii artık son derece eski kalıyor onun içindeki bilgiler. Üniversite sonrasında aldığın eğitimlerin nasıl katkısı oluyor? Yani tavsiye ediyor musun? Yani üniversite okulunda çalışıyorum. Yani benim Oracle içerisinde bana göre en çok sevdiğim şeylerden biri de çok farklı şekilde çok eğitim almış olmam. Yani zaten hani daha işe yönelik eğitimler olduğu için bu. Ben çok değer kattığını düşünüyorum. İşte net adını söyleyeyim. Negotiation skills, management styles gibi. Evet. Yani bunlar daha spesifik şeyler olduğu için hani üniversitede genel şeyler öğreniyoruz veya data management nedir veya artificial intelligence ile ilgili daha hani gündemde olan ve senin işini yapmanı kolaylaştıracak da şeyler olduğu için ben bu eğitimleri çok önemsiyorum ve artık eskiden daha hani gidip yapıyorduk eğitimleri, şimdi online yapıyoruz koronadan sonra. Hemen hemen hala bütün eğitimleri alıyorum, yani almak zorunda olmadığım bir sürü eğitim var ama çok değer kattığını düşünüyorum. Şimdi şöyle, bana birçok kişi geliyor tabii bu yöneticiliği, yani yöneticilik konusunda benden koştuk, işte mentorluk, eğitim almak için. Bu yöneticiliği de okulu yok, yani bir üniversitede yöneticilik diye bir şey kavram yok. Yani leadership çok konuşuyor dünyada. Bu konuda Oracle seni satıcılıktan yöneticiliğe nasıl hazırlıyor? Yani bunu bir sistem içinde mi yapıyor bunu, yoksa seni bir yere mi gönderiyor? Nasıl yapıyor bunu?
Tabii bizim bir sürü eğitimlerimiz var. Özellikle leadership eğitimleri güzel bir böyle bir herhalde 6-8 haftalık bir eğitim zinciriydi bu. Bunun 4 haftasını Amerika'da Rose University'de, Michigan University'nin Rose Business School'unda aldım. Ondan sonra 4 haftasını da Barcelona'da bir ekonomi üniversitesinde aldım. Bu tamamen hani böyle dünyadaki trendler, yönetici nasıl olmalı, bayağı büyük profesörlerin falan olduğu bir güzel bir eğitimdi. Yani burada top talentlarını gönderiyor Oracle. Yani herkes gitmiyor buna. Ama hani yönetici olarak görmek istediklerini ve yönetici olarak yetiştirmek istediklerini özellikle aldırdığı eğitim ve bence çok faydalı. Ben çok şey öğrendim. Ve çok network oldu tabii. Yani bütün oradaki profesörlerle, üst düzey egzekütiflerle veya Oracle içerisinde büyüyecek olan insanlarla o eğitimlerde bir neredeyse 2 ay bir arada kaldık. Ve hani o da işimizi geliştirmemize yardımcı oldu. Şimdi iyi satıcılardan iyi yöneticiler olmuyor bazen. Biliyorsun yani satıcı yönetici olduğu zaman yine eski yapıyor ve eski alışkanlıktan kolay kolay kurtulmuyor. Ekibine çok güvenmiyor. Her işi kendisi kapatmaya çalışıyor gibi 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 zaman ayırmıyor. Yine zamanın çoğunluğu kendi öncelikten ayırıyor. Bunu nasıl aştın yani? Bu çok büyük bir sorun yani. Yani bugün yani gerçekten hani her satış elemanı, çalışanı müdür yapılmaz diye de hatta bunu ben son derece yazıyorum. Çünkü herkes buna uygun olmayabilir. Orada o aktif satıştan yönetici satışa geçtiğim zaman en çok nerede zorluk yaşadın? Tamam. Zorluk yaşadım. En çok zorluk yaşadığım şey hani ben gideyim kapatayım hissi geliyor. Çünkü çok yapmışsın ya, artık o konuda uzmansın ya. Ama orada hep kendimi geri çektim. Çünkü insanlara bir alan bırakmak gerekiyor. Onların kendilerini gerçekleştirmelerine izin vermek gerekiyor. Evet. Yoksa sen yönetici olamazsın ki, yoksa sen onların yerine o işleri yapan kişi haline gelirsin. Zorlanmadın mı? Çok zorlandım. Ama çok transparent bir şekilde, çok şeffaf bir şekilde ben feedback vererek hani ben olsam şunu yapardım, bence şunu yapsak daha iyi olur şeklinde insanları aslında birazcık yönlendirerek o tarafta benim aslında yapmaya çalışıp kendimi tutup yapmadığım şeyleri onların yapmasını sağlamaya çalıştım. Zorlanmadığımı, çok haklısın, zor bir iş çünkü hani ben gideyim bunu halledivereyim hissi geliyor uzun sene satışlar olduktan sonra. Ama bir vakit sonra da alışıyorsun ve ekibine güvenmeyi, ekibini büyütme yani eğitim olarak satış anlamında satış tecrübesi olarak büyütmeyi hedefliyorsan onlara birazcık zaman ve de ortam bırakman gerekiyor. Senin yönettiğin insanlar mesela bazı şirketler, bazı büyük Amerikan şirketlerinde senin yönettiğin kişi de seni değerlendiriyor ve bu raporun senin üst düzeydeki kişilere gönderiyor. Sizde bu sistem var mı? Var. Her sene yıl başlarken biz bir API'lar koyuyoruz. İşte bu sene X kişisinin şunu şunu yapmasını istiyorum, bunu yapmasını istiyorsun, şöyle hedeflerim var diye. Senenin sonunda da appraisal dediğimiz işte onu şu kadar gerçekleştirdi, bunu böyle yaptı ama genel yani böyle bir sistemimiz var. Birden beşe kadar notluyoruz. Hani karne gibi oluyor. Evet. Böyle mesela mesela ilk başta yönetici kariyerinde veya şey en çok neyin farkında vardın? Yani mesela orada altındaki veya şey yönettiğin kişiler en çok ne konuda daha fazla yöneticiden beklentici oluyorlar ve en çok veya hangi konuların daha iyi yapmalarını istiyorlar? Ya ben orada kendim ne yaptım diye söyleyecek olursak ben insanların biraz bana güvenmesini sağladım Taner. Yani yanlış da yapsan yap, ben senin arkandayım. Hiçbir şey yapmamak yanlış yapmaktan daha kötü bir şeydir. Korkma, arkandayım. Dolayısıyla bu güveni verdiğin zaman onlar da daha çok çaba sarf ettiler. Bu güzel bir şeye de sebebiyet veriyor, yani ilişkiye de sebebiyet veriyor. Senin onun arkanında oldu da, yani yanlış yapmadım, yapacağız yani, yaptık, ben yapmadım mı, hepimiz yaptık, yapıyoruz, yapalım, zaten öğreniyoruz yanlışlarımızdan. Yani tabii ki tamamen bir şeyi kontrolsüz bırakmıyorum ama
hani riskleri doğru anlayarak onlara ekibin yapması da ve ekibe de ben senin arkandayım, hadi sen buradan yürürsün şeklinde. Güven burada önemli bir şey. Güven, yani delege etmek ama güvenmek. Aynen öyle. Çok çok bence bir satıcı için, aslında herkes için öyle değil mi ya? Kendine güvenildiği zaman insan o güveni boşa çıkarmamaya ve onun üzerine çıkmaya ekstra mil yapmaya çalışıyor. Evet. Yani evet. böyle ben öyle bir yönetici hiç çalışmayı istemedim. O yüzden de hani ben de sevmediğim ya da beğenmediğim yöneticilerden neyi yapmamam gerektiğini çok güzel öğrendim. Evet. Dolayısıyla onu da ben başkalarına yapmamaya çalıştım. Yani bir mikro manager olmak hani yani böyle her şeyi dibine kadar senin görevin değil olmamalı. O zaman o insanlar gelişmeyecekler. O zaman o insanlar büyümeyecekler. Şimdi bazen hani üsttekinle aran süper oluyor, ekibin harika oluyor. Fakat sen de aynı seviyedeki müdürlerle sıkıntılar olabiliyor. Ki sen yani Oracle çok rekabetçi, ki muhtemelen orada da birçok politik şeyler vardır. O tip onlar bir zor çekti mi? Yani sen bir kere yani Türksün, işte yabancılar var, herkes muhtemelen bir üst seviyeye yükselmek istiyor. Yani o nasıl oluyor? Yani seninle aynı seviyedeki diğer müdürleri nasıl yönetme konusunda ne yapıyorsun? Veya o konuda yani başarılı olduğunu düşünüyor musun? Bence ben onda başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben orada şuna inanıyorum. Ya biz aslında aynı hedefe koşuyoruz. Biz aynı şekilde Oracle'ın bir ürünlerini satmaya çalışıyoruz. Oracle'a değer katmaya çalışıyoruz. Ama Oracle'da yani Oracle demeyeyim, büyük şirketlerde öyle organizasyon yapıları var ki yani bir müşteriye 3 kişi ayrı şey satmaya çalışıyor. Yani 3 ayrı departman yani değil mi? 3 ayrı departman. 3'ü de satış departmanı ama 3 ayrı ürün, 3 ayrı şekilde kompanse yapıldı. Dolayısıyla ben orada şunu düşünüyorum. Yani onlarla yani enerjimi içeride harcamak yerine müşteriyle harcarsam daha başarılı oluyorsun. Bir kere bu. Yani egolar var. Şimdi herkes senin kadar mantıklı ve egolar var. Yani herkes kendi egosunu kontrol edemiyor kadar. Tabii ki. Ama Taner yani eğer diyelim ki bir müşteriye bir şey satılacak ve üçünüz orada rekabet ediyorsunuz. Bence bunun sırrı şu, en çok müşteride olan kazanır. Yani istediğin kadar içeride yani öyle oyunlar oynansın olsun bu olsun oluyor ki olacak da yani bu tip şirketlerde zaten istenen o. Yani bence işte Oracle veya X şirket bunu şöyle diyor. Hatta o da satmaya çalışsın, bu da satmaya çalışsın. Böyle bir rekabet oluşsun ve oradan birinden biri olur şeklinde. Yani şirket bunu esasında teşvik ediyor yani. Diyor, tabii ki ediyor. Ama ben onu nasıl yönetmeyi öğrendim? İlk başlarda acayip böyle kavga, gürültü, patırtı tabii oluyordu. Ben gittim falan gibi önceden. Sen gittin, ben gittim, o ben satacağım, ben falan. Ondan sonra galiba bunu müşteri için de çok zor düşünsene. Aynı şirketten 3 kişi, 5 kişi geliyor ve farklı bir şeyler söylüyor, kafa karışıklığı. Ben bunu collaborate ederek çözdüm. Yani şöyle, bazı satışlarda zaten benim ürünüm ön planda oluyor. O zaman onlara atıyorum başka bir ürünü. Gel seninle beraber ortak bir plan yapalım. Senin de ürününü buraya koyalım. 1-2 ben öyle yapıyorum. 3-5 onlar böyle yapıyor. Sonunda baktığımızda hepimiz kazanıyoruz. Yani birbirimizle kavga etmek yerine birbirimizle daha planlı, stratejik bir şekilde müşteriye gidersek buradan daha iyi bir sonuç alacağımız birkaç kere denemeden sonra zaten ortaya çıkıyor. Ve ben buna çok dikkat ettim. Ve belki de yükselmemin sebeplerinden biri de oydu. Yani daha evvel benim yerimde bir yönetici vardı. Başka ekiplerle Türkiye'deydim daha o zaman. Çok yıllar evvel. Her gün kavga, gürültü. Ve üst tarafa gidiyor tabii. Şikayet üzerine şikayet. Yani ben dedim ki ben bunu çözeceğim. Merak etmeyin. O ayrıldı. Bana da o işi vermek istemediler. Başka bir aday vardı. Ben dedim ki ben işte sunum yapıyorum. Niye ben olmalıyım diye. Dedim ki ben bunu çözeceğim. Dediler çözemezsin. Nasıl çözeceksin? Çözerim. Ve gerçekten bu şekilde uğraştım. Ve ben o işi aldım ve uğraştım. Ve gerçekten Türkiye ondan sonra en iyi ekip ödülünü aldı. Çünkü en iyi şekilde birbirine stratejik bir şekilde birbirimize desteklemeye başladık. Yani siz birkaç tane müdür, hepsinin ürün gamı farklı
aynı müşteriye farklı ürünler satıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Bunlar bazen cloud satıyorsun. Yani başkasının sattığı şey senin satışını engelleyebilir. Engelleyebiliyor. Senin tabii biliyorsun bizim yani satıcılar genelde komisyonla çalışıyor. Orada da doğru. Bir sıkıntı oluyor gibi gibi. Yani bunu bu şekilde açtığımı düşünüyorum. Yani aslında herkesin bir hiç kimse tek başına var olamaz herhangi bir organizasyonda. Dolayısıyla orada her zaman ben değil de bu kez de sen ön planda dur. Bir dahakinde ben dururum gibi yönetmeye çalıştım. O tarafta başarılı olduğumu düşünüyorum. Kadınlarla mı daha yanlışıyorsun, erkeklerle mi? Bilmem, hiç öyle bir ayrım yapmadım. Yani müdürler diyorsun ya, ona kadın erkek olması veya altındaki kişiler kadın veya erkek olması fark ediyor. Öyle bir şeyim yok. Kadın veya erkek olarak bakmıyorum ben olaya. Tabii şimdi sorulardan çok geliyor bana bu soru. İşte bir kadın yönetici olarak. Ya ben onu kendim, yani benim elemanım erkek mi, kadın mı veya işte müdürüm kadın mı, erkek mi diye bakmıyorum Taner. Yani niye bakıyorum ki? Yani sonuçta ya hepimiz belli eğitimlerden geçmiş, belli kaliteleri, belli deneyimleri olan insanlarız. Bu kadın veya erkek olmanın burada bir ne faydası veya zararı olabilir ki bilmiyorum. Hiç bilemiyorum ama ben yani yani bir sürü kadın yöneticiye çalıştım. Yani çok iyileri daha vardı ama çok sorun olanları vardı. Onların yaşadığı sorunlar daha çok çalışanlar arasındaki diğer kadınlarla olan ilişkilerinde yani deneyimledim tabii sonuç olarak. Şöyle düşünüyorum Taner, yani satış zaten kendi, yani bana göre satış zaten insan ilişkisi. Dolayısıyla sen insan ilişkisini yönetebiliyorsan, yöneticini de yönetirsin, ekibini de yönetirsin, müşterini de yönetirsin, yandaki rakibini de yönetirsin. Yani burada doğru kişiyi doğru şekilde yönetmeyi sadece öğrenebilirsen, bence sorun kadın ve erkek olmasının dışında. Şeye bakıyor da biz Dow Jones'teyken düşün, yani hakikaten çok özel kadınlar çalışmışım işte. Gökbil Sayılır, ben çok değerli. Arkasında işte Hülya, şimdi Amerika'da da. O da çok başarılı oldu. Sonra başka şirketlerde müdür oldu. Sonra İrem. İrem kendi şirketini kurdu falan. Yani hakikaten yani bizdeki bütün kadın satıcılar hepsi çok kaliteliymiş ve hepsi çok iyi yerlere geldi. Yani sen bizi doğru yerlere getirdin. Tamam, hepimizin başında sen vardın. Yani, evet doğru. Ben de varım. Onlar beni geçecek kadar bile başarılı oldular. Şimdi bir şey sorayım. Yani bir soru. Türk olmak mı daha zor? Yoksa kadın olmak mı zor? Şey olarak baktığın zaman yani yükselmek anlamında uluslararası şirketlerde. Yani hangisi daha büyük, daha önemli bir şöyle söyleyeyim. Belki senin için olmamış olabilir ama belki çevrenden, deneyimlerinden gözlemlediğin zaman hangisi daha zor olabilir? Yani kadın mı olmak mı, Türk olmak mı? Bence Türk olmak. Türk olmak. Bence Türk olmak. Çünkü tabii bu son yılların bir çıktısı da olabilir. Çünkü biliyorsun bütün şirketlerde şu anda işte diversity, inclusion, yani ne kadar farklı, daha çok kadın yönetici istiyorlar. Çünkü baktığın zaman yönetim kurullarında genelde hep erkekler var ve kadınların düşünce yapılarının daha farklı veya komplementer birbirine tamamladığı için bütün şirketlerde, bütün büyük şirketlerde, hatta büyük olmayan orta ölçekli şirketlerde de kadın yönetici çok isteniyor. Ve artı diversity dediğim sadece kadın yönetici değil, yani farklı kültürden gelmiş, farklı şekilde iş yapan ve bu iş yapış şeklini işe yansıtabilen değişik kültürleri de istiyorlar. Çok yani kadın olmak esasında bugün tabii dünyadaki bu popülaritesiyle daha çok şirketler daha fazla kadın yönetici sayısı arttırmaya çalışıyorlar değil mi? Yani? Arttırmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle, yani sadece bu Avrupa'da değil, Amerika'da da şu anda. Hatta böyle biz Oracle'da şöyle bir uygulamamız var. Diyelim bir yönetici alacağız. 5 adayla görüşeceksek bunun 3 tanesinin kadın olması gerekiyor. Yani kadın almaya çalışıyoruz. Burada bir kadınların ön plana gelmesi ve orada bir farklılık yaratmak. Çünkü IT'ye baktığında %90 erkek hegemonyası var zaten. Çok ciddi bir şey bu. Dolayısıyla kadın olmak, özellikle biz yani Avrupa'ya bu son 5 yıldır geldiyse, Amerika'da 10-15 yıldır daha ön planda.
Soruna dönecek olursak, o yüzden belki kadın olmam avantajdı buraya gelebilmem için. Ama Türk olmak da biraz daha zor. Bu sadece insanların hani bize Türk olduğumuz için yaklaşımından ziyade bizim kendi kendimize getirdiğimiz, kendi kafamızdan getirdiğimiz bir takım kısıtlardan da kaynaklanıyor. Ya da eğitim biçimimizden ya da yaşama biçimimizden. Hani ben zaten yapamam, işte onlar daha farklı. Böyle bir yabancı hayranlığı bir şey vardır ya, biz kendi kendimizi bastırırız diyeyim. O daha beni zorlamıştı. Sonra geldim ve baktım da aslında öyle bir şey hiç yok. Yani insanların ne Türk olmana ne kadın olmana burada hiçbir tepkisi olmadığı gibi, dediğim gibi farklı kültürü olması da bir avantaj oluyor. Ama biz kendi kafamızda hani büyütüyoruz bazı şeyleri. Şimdi sen dil bir engel. Şimdi ben geçen gün Rıza'la konuşuyorduk. Rıza'la Amsterdam'da şu 10 yılın üzerinde. Ya bu yani Türklerin göçünü konuşuyorduk. O dedi ki yani dil çok önemli. Yani yurt dışında yaşarken dedi o community'nin bir parça olmak için onlarla aynı dili konuşman lazım. Yani dil derken esasında mükemmel İngilizceden bayağı bahsetmiyorum. Yani dil derken onunla aynı şeye gülebilmek, aynı şeyi anlamak, aynı. O yüzden dil faktörü sence, yani ben insandan bahsetmiyorum. Dil ne kadar engelleyici veya avantaj lokal dili konuşmak yabancı olarak da? Şimdi tabii bu bence ülkesine göre değil. Bir kere çok iyi derece İngilizce konuşmamız lazım. Yani artık hani ben İngilizce yabancı dil olarak da görmüyorum. Yani İngilizce hepimizin çok iyi derecede kendimizi ifade edebilmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir yol yok yani. Ama Hollanda, şimdi baktığın zaman değişik bir ülke. Yani benim İspanya'ya giden arkadaşım var, İtalya'ya giden arkadaşım var. Hollanda'da herkes çok iyi derecede İngilizce konuşuyor. Yani Hollandalılar gerçekten yani her seviyede İngilizce konuşmayan kişi yok Hollanda'da. Dolayısıyla bu benim için aslında bir dezavantaj. Çünkü hemen sıkıldığımda veya yani sıkıldığımda hemen kolaya kaçmak istediğimde, Dutch konuşamadığımda hemen İngilizceye dönüyorum. Çok da güzel işimi hallediyorum. Fakat ben şimdi A2 seviyesini bitirdim, Dutch öğrendim. Süper. Evet, ve birazcık daha geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Çünkü şuna inanıyorum, yani insanlar, hangi insan nerede olursa olsun, bir turist geldiğinde, düşün ki Türkiye'ye geldiğinde iki kelime Türkçe konuşunca bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Yani dolayısıyla burada yaşıyorsam insanlara bir iki, yani artık kaç senedir yaşıyorum, hani konuşabiliyor olmam lazım. Aslında hiç mecburiyetim yok, işim anlamında yok. Dediğim gibi herkes çok iyi derecede konuşuyor. Ama bu efor bile onların hoşuna gidiyor ve iyi bir şey. Hollanda bu özel bir ülke bu anlamda. Ama İspanya'da veya Fransa'da kendi dillerini zaten çok iyi derecede İngilizce konuşmuyorlar. Özellikle o coğrafyalarda konuşuyor olman büyük avantaj. Mesela ben Fransızca konuşuyorum. Fransa'ya gittiğimde çok hani diğerlerinden artı bir öne geçiyorum. Çünkü çok hoşlarına gidiyor yabancı birisinin o dili konuşuyor olması. Evet. Özellikle Fransızlar çok takdirli ama Fransızca şöyle bir huyu var. Yani kötü Fransızca konuşunca hemen İngilizce dönüyorlar. Böyle bir şeyleri var Fransızların. Yani dillerine çok müthiş bir gurur duyuyorlar ve saygıları var. Yani kötü Fransızca tahammülleri yok yani. Sen Fransa'ya bakmıyorsan değil mi? Yani Fransa ligi yok. 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 Hangi ülkeler vardı sen şu anda? Rusya vardı. Zamanında belki Rusya. Yok. Şimdi Almanya, İsviçre, Almanya ve Alps, yani İsviçre, Avusturya, bir de Orta Avrupa, bütün Orta Avrupa, işte Polonya, Macaristan, işte Adriatik, Sırbiya, Hırvatistan, Yunanistan, o bölgeden 26 tane ülke var. Bir de Türkiye var. Satış anlamında hangi bu ülkelerin hangisi Türkiye'ye daha yakın, hangisi çok uzak? Yani yönettiği ülkeler. Satış anlamında derken ciro anlamında mı yoksa satış? Yok, yaklaşım olaraktan yani satışı yönetmek, satıcılık yapmak, yani ilişki kurmak. Almanya tamamen farklı. Almanya tamamen farklı. Orta Avrupa, böyle Yunanistan falan, Romanya falan biraz daha bize yakın kültürler, yakın satış kültürleri var. İlişkisel değil mi? İlişkisel satış yani biraz. Evet. Almanya'da öyle bir şey yok. Almanya'da daha profesyonel mi olman gerekiyor? Yani daha daha mı? Teknik olman gerekiyor, daha net olman gerekiyor. Öyle ilişkisel satış değil Almanya'da. Almanya'da çok farklı.
Kadınlar mı daha iyi satış sence, erkekler mi? Böyle bir ayrım yapmayacağım demiştim ama okay, yani ben şöyle diyeyim, yani mesela hangi özellikten dolayı daha iyi? Yani mesela ben de burada ayrımcılık yapmak istemiyorum da merak ettim, IT satarken ki çok az dedim kadın var. Ki sen bu kadar yükseldiğine göre bir şey yapmışsın. Yani avantajlı veya dezavantajlı, erkek veya kadın olmanın avantajı ve dezavantajı olarak belki sorabilirim sorun. Yani şimdi bana göre ne kadar ayırmasam da kadınlar daha iyi satıcı oluyorlar bence. Çünkü daha empatik yaklaşıyorlar olaya. Erkekler biraz daha böyle yani satış, yani bana göre insan işi, network işi dediğim için. Burada mesela bizim çok enteresan bir şey söylemek istiyorum burada. Bunu da gururla söylüyorum. Sadece benim ekibim değil, Türkiye'deki bütün ekiplerde kadın satıcı, Türkiye'de özelinde kadın satıcı en çok olan ülke Türkiye. Doğru. Çok enteresan değil mi? Yani hani herkes tam tersini bekler ama çok güzel bununla ilgili övgü alıyoruz. Gerçekten Türkiye'deki bütün, ben Türkiye'de olduğum dönemde bütün, dedim ya, 3-5 tane ayrı satış departmanı vardı. Hepsinin başında kadın vardı. Genel müdür kadındı. Yani ve de altlarındaki ekiplerde kadın ağırlığı bayağı çoktu. Ve hatta erkekler şey diyordu, yani kadın mı olmamız lazım yönetici olmamız lazım için veya satışa geçmemiz için, böyle bir şey vardı. Türkiye'de bunun olması çok enteresandı. Ben bir zorluk yaşamadım. Yani Taner, gerçekten değişik coğrafyalarda değişik kişilerle görüştüm bütün kariyerim boyunca. Yani Kazakistan'da veya Tacikistan'da 15 tane erkekle oturup hani yemek yediğim iş görüşmeleri oldu. Ben bir sıkıntısını yaşamadım. Bence bir insanın duruşu zaten hani oradaki net duruşu birçok şeyi belirliyor. Ben negatif bir şey yaşamadım. Aksine belki pozitif ayrımcılık oldu. Genelde insanlar daha kibar, daha saygılı veya o coğrafyalarda daha candan davranmış olabilirler.